Merhaba arkadaşlar, kanalım Chali Kostüm Maksuzlar'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir şey yapacağız. Bu sefer kostüm veya aksesuar değil, tam 600 kilo, evet bunun sonunda 2 sıfır atacağız. Slime yapacağız. Ben bu kadar slime'ı ne yapacağım diyenlerinize hak veriyorum. Ama şöyle düşünün, yani bizde komşuluk esastır, çok önemli bir şeydir. Bir gün bir komşunuz gelse, bir fincan, bir kupa slime'ınız var mı dese, yok deseniz ne yapacaksınız? Çok üzülmez misiniz? Ben de üzülürüm. O yüzden bol bol slime'ımız olsun diye tam 600 kilo slime'ın nasıl yapılacağını göstereceğim. Ölçülerimiz basit. Kazanla, kepçeyle yapacağınız şeyler olacak. Çok fazla kafanıza takmayın bunları deyip saçmaladığıma göre gelebiliriz esas bugünkü tonumuza. En son Nightwing'in biliyorsunuz üst kısmını, kollarını vesaireyi yapmıştık. Daha önce maskesini yapmıştık. Altına devam etmek lazım doğal olarak. Takım tamamlansın maksat. O yüzden bugün işte baldır korumaları diyelim, ne bileyim dizlikleri, ayakkabı kaplamaları vesaire gibi şeyleri yapacağız. Bunları yaparken de diz bölümünde, diz kaplamasında yine YouTube'dan başka bir cosplayer, Shang Production kullandığı şablonları kullandım. Gene onun kanalını da burada üstte işaretleyeceğim. Kendisinin kanalına da muhakkak bir bakın, gayet güzel çalışmaları var. O şablonu da ücretsiz yayınlamıştı. Kendi blogundan veya da sitesinden de eminim, hatırlamıyorum, emin değilim. Oradan siz de indirebilirsiniz, değişik şablonlarını kullanabilirsiniz. Ben diz korumasında onu kullandım. Biraz üzerine çeşitlemeler yaptım sadece. Nightwing'in orijinalinde bu kadar fazla bacak kısmında bir armor'u yok. O yüzden hadi bir görsellere bakalım neye benziyormuş diyemeyeceğim. Ben kendim bunları yaptım. Dediğim gibi en başından beri amacım biraz armor var olmasıydı. Yaptık. Oldu diyelim. Bakalım hep birlikte görelim. Buyurun yapılışa geçelim. İşe diz koruması şablonlarıyla başlıyoruz. Bu şablonları Shang'ın YouTube kanalından bloğuna bağlanıp indirdim. Onun da linkini paylaşacağım zaten. Kendisinin kanalını takip edebilirsiniz. Gayet başarılı bir cosplayer. Bu baldır korumasını ise kendim çizdim. Yani basit bir şekilde siz de kendi bacağınızın boyutuna göre çizebilirsiniz. Yaptığım şey şablonları 5 mm'lik emafoam aktarmak. Daha sonra ise düz çizgilerle kesmek, herhangi bir açılı kesim. Bu baldırda en azından yapmıyorum. Şimdi kaval kemiği korumasında ise orta kısma bakan, iç kısma bakan bölümleri 45 derece yaklaşık bir iç açıyla kesiyorum. Diğer kısımları ise düz bir şekilde kesmemiz yeterli oluyor. Ortadaki parçayı ise komple düz kesebilirsiniz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Böylece yapıştırdığınızda o kendi detaylandırmayı, şekillendirmeyi alabiliyor. Kontak yapıştırıcı kullanıyorum her zaman gibi. İç kısımlarını sürüp 5 dakika kurumasını bekledikten sonra düz bir zeminde eğer bastırırsanız size daha az zımpara işi çıkarır. Dikkatlice hizalayarak yapıştırdıktan sonra ana şekli bu şekilde elde etmiş oluyorsunuz. Ben şimdi detaylandırmak istedim. Biraz o yüzden bu şablonları kendim özlerinde çiziyorum. İşte yukarılardan yarım santim içeriye doğru böyle bir kanal açıyorum. Orta tarafa bir V çizdim. Yine bu gerekli yerlerden işaretleyerek hani her yerde denk gelsin diye ana şablon üzerinde oynamaya devam ediyorum. Daha sonra bunları kesip yeni şablonlar olarak kullanmak için yerinden kesiyorum. Kalan parçaları da koyup nerelere yapıştırıcı süreceğime karar vermek için çizmeye devam ediyorum gene aynı şekilde. Buralarda tamamıyla özgün olabilirsiniz. Siz farklı şekiller çizebilirsiniz. Ben Nightwing olduğu için bu şekilde bir detay katmaya karar verdim. Çok güzel olmasını istedim. Gördüğünüz gibi nerelere yapıştırıcı süreceğimi yine belirtiyorum. Daha sonra ise çıkan parçaları daha ince, 3 mm veya 2 mm'lik bir fon kullandım, emin değilim. Ona geçirip tamamını düz açılarla keserseniz 90 derecelik açıyla, daha sonra yine kontak yapıştırıcıyla yerlerine yapıştırıp daha böyle katmanlı detaylı bir diz koruması elde etme şansınız olur. Bu küçük çıkıntılar da böyle yarım santimlik daha fazla derinlik katmak açısından yine şık oluyor. Tavsiye ederim. Yani kenarlarda özellikle böyle şeyler daha güzel duruyor. Kontak yapıştırıcı kuruduktan sonra yerlerine parçaları yerleştirirseniz gördüğünüz gibi daha detaylı bir şey elde ediyoruz. Şu aralarda ben sürmüyormuşum, açık kalıyor. Daha sonra tekrardan bir kontak yapıştırıcı oraları birleştirdim. Daha net bütün bir görüntü ortaya çıksın. Direm elini kullanarak kenarları ve birleşim noktalarını yumuşatıyorum. Böylece daha tok bir görüntü ortaya çıkıyor. Aynı zamanda birçok da savaş hasarı veriyor. Gerek direm elle gerek gene falçatayla. Daha sonra da ısı tabancasıyla bunların hepsini daha çok açığa çıkmasın. Aynı zamanda da formun kaplanmasını sağlıyor. Sıra geldi baldır korumasına. Buna da gene aynı şekilde yarım santim içeriden çizerek bir çerçeve çıkarıyorum.
Amacım yine bunu da katmanlar halinde yapabilmek. Daha önceden çizdiğim bu ana parçanın üzerine çerçeveyi koyup yapıştırılacak yerleri seçip içeriden çıkan küçük parçayı tekrardan kesip üzerine yapıştırıp böyle yine katmanlı bir görüntü elde etme amacındayım. Böyle kalbin yandan yemiş gibi duruyor ama boyayı biraz şekil verdikten sonra daha güzel duracak diye düşünüyorum. Gene içteki parça ve dıştaki olmak üzere her iki tarafın da kenarlarını böyle yuvarlatıyorum biraz da. Ve yine savaş hasarı gerek fırça gerek fırça diyorum abi. Gerek parçata gerek dremende veriyorum ve ısı tabancasıyla hem foam kilitliyorum hem de bu hasarları daha çok ortaya çıkarıyorum. Kaplamak için yine plastik kullandım. 3 kat atıyorum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra yani maviye boyayacağım bir kısmı, o yüzden siyah kalmasını istediğim her yeri maskelenme bandıyla koruma altına alıyorum. Evet, burada yine kameranın azizliğine uğradım. Videoda sesi bozuluk olarak geldi bilgisayara. Yaptığım şey temelde yine aynı. Siyah plastiğin üzerine titanyum gümüş atacağım. Sadece alt bacak korumalarını boyadığım kısım tam olarak yok. Gene bir kısmı var ama diğer parçaları boyamam komple de mevcut. Aynı mantığı düşünerek zaten yapmamanız imkansız. Ama ben yine de bu araya böyle küçük bir not düşeyim istedim. Kameranın bu ikidir bana yaşattığı azizlikten dolayı hepinizden özür dilerim. Gördüğünüz gibi yine Tamiya'nın akliliklerini kullanıyorum. Airbrush'ımla titanyum gümüşü verdim. Böyle güzel bir görüntü ortaya çıktı. Daha sonrası üzerinde metalik maviyle kaplıyorum. İşte oraya titanyum gümüş attığım bölüm yoksa mavi atışı aynen gelmiş. Daha sonra maskeleme mantlarını yerinden dikkatlice söküp ana parçaları elde etmiş oluyoruz. Boyamanın büyük kısmı böylece bitmiş oluyor. Ama tabii bunu da bitirecek miyiz? Hayır. Şimdi sıra geldi biraz gümüş akrilik boya kullanarak yine hasarları ortaya çıkarmaya. Bunlara kabaca da vurabilirsiniz. Daha sonra birilerinden hemen peçeteyle geçip aralarına girenleri sadece sağlarsınız. Biraz da tabii kirletmek lazım. Siyah akrilik boyayı bol suyla sulandırıp daha sonra iyice yedirip bir peçeteyle alırsanız işte aradaki fark, sağdaki siyah yıkama yapılmış olandı. Aynı şeyi gene diz korumalarına da yapıyoruz. Diz değil de bunlar ne oluyor? Kaval kemiği korumalarına. Sıra geldi en son kuru boya, dry brush denen tekniğe. Kenarlara vurursanız şöyle gördüğünüz gibi bir aşınmışlık hissi yaratabilirsiniz. Fırçanın ucunda çok az boya kalmalı. Yani ne kadar az olursa o kadar iyi olur. Yaptığımız işi korumak lazım. Sprey vernikle de o işi hallediyoruz. Sıra geldi ayakkabıları kaplamaya. Buna daha sonradan karar verdim. O yüzden videonun sonunda var. Başta böyle bir şey yapmaya kararım yoktu. Kendim şöyle basit iki tane şablon çizdim. Bu sizin ayakkabınızın, ayağınızın büyüklüğüne göre değişir. O yüzden herhangi bir şey söylemiyorum. Gördüğünüz gibi basit şekiller ama siz de kendiniz yapabilirsiniz. Sadece katlanacak noktaları ayakkabının üzerine tutup iyi belirlemek lazım. O katlama yerlerinde bir V kanallar açıp içindekileri sökerseniz rahatlıkla katlayabilirsiniz. Ben yine bu katmanlaştırma işini seviyorum, böyle kat kat olmasını. İşte yarım santim içeriden çizip gene birer tane küçük çıkarıp böylece üzerine yapıştıracağım ki daha katlı, detaylı bir görüntü ortaya çıksın. Hani düz böyle iki boyutlu gibi durmasın. Yapıştıracağım yeri belirlemek için de yine çizmeye devam ediyorum. Ben etrafa böyle bu kontak yapıştırıcının kirliliği kaldığı zaman hoşuma gitmiyor. Boya ne kadar boyasanız da veya zımparasanız da bir nebze orada gösteriyor kendisini. O yüzden elimden geldiği kadar o kısmı temiz yapmaya çalışıyorum. Her zaman tam istediğim sonucu alamasam da mümkün mertebe buna dikkat ediyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane böyle şekil oluşuyor. Bunların yine kenarlarını dremelle yuvarlıyorum, yumuşatıyorum. Yine savaş hasarı veriyorum. Yaptığım şey aslında temelde sürekli aynı oldu Nightwing kostümünde ama farklı bir şey yapıp da veyahut da ne yapabilirim? Yani öyle demek belki de daha doğru. Bu V kanalların içinde sıcak silikonla doldurup istediğiniz açıda tutarsanız bir süre sonra o şekilde durmaya başlayacaklar. Gördüğünüz gibi 4 tane böyle parça yaptık. Yine bunları da plastizikle kaplıyorum. Vazgeçilmezim. Çok seviyorum plastizibi. Onlar beni seviyor mu o kadar bilmiyorum. Titanyum gümüş de gene ilk katı atıp titanyum gümüş kalmasını istediğim yerleri maskeleme bandıyla koruyup yine metalik mavi üzerine atarak aynı boyama işlemini ayakkabı korumalarında da gerçekleştiriyoruz. Yine gümüş akrilik boyayla böyle savaş yaralarını ortaya çıkarmak, ne bileyim işte siyah yıkama yapıp kirletmek, kenarlara dry brush uygulamak vesaire derken aynı sisteme devam ediyoruz. Tabii bunların bir de vücuda tutturulması var, ayakkabının üzerine geçirilmesi. Öncelikle mutlaka esnemeyen bir şeyle bir bez parçası bir şey oraya yapıştırın ki onun üzerine elastiğinizi yapıştırın. Yoksa elastik kopup gelecektir ve hatta formu kopartacaktır. Buna muhakkak dikkat edin ve içeriden muhakkak kuvvetlendirin. Yani verin oraya ne kadar elinizde sıcak silikon varsa gitsin. Ortasına da böyle bir şey yaparsanız her ikisinin hani
böyle uzunluğu aynı kalır. Yani bakıldığında daha simetrik durur. Eğer yapmazsanız onu göz kararıyla ayarlamanız gerekir. Aynı şey baldır korumaları için de geçerli. Yine elastik olmayan, esnemeyen bir kumaş parçası. Onun üzerine ise elastik şeridinizi geçirip bacağınızdan sıyırarak geçirebileceğiniz birer baldır korumasını yapabilirsiniz. Bunları mutlaka ama mutlaka dediğim gibi içeriden kuvvetlendirin ve basarken benim gibi böyle bir kola kapağı bir şey kullanın. Aksi takdirde parmağınızı yakabilir sıcak silikon. Gayet sıcak oluyor adı üzerinde. Yani en basit yolda bu işim budur. Eğer birden fazla kişi giyecekse kostümü bunları cırt cırtlı da yapabilirsiniz. Ve böylece tamamladık. Şimdi bakalım neye benzemiş. Nightwing'in bacak koruması diyelim artık, dizliği, baldır koruması, ayakkabı, üstü, zırhını vesaireyi yapmış bulunduk. Şablonların bazıları ben kendim elle çizdim. Yani yoktu normalde biliyorsunuz. Şunlar vesaire. Şimdi bu ayakkabıya göre değişkenlik gösteren bir şey. O yüzden siz de kendiniz ayakkabının üzerine böyle katlayıp bir kağıdı kabataslak bir şey çizip ondan sonra düzgünleştirmeye çalışabilirsiniz. Bu şablonları da nereden aldım gene video içerisinde linkle gösterdim. Kendim üzerine sadece detaylandırma yaptım. Benzer detaylandırmaları veya farklılarını siz yapabilirsiniz. O tamamıyla size kalmış. Baldır koruması da gene kişinin bacak kalınlığı vesaireye göre değişen bir şey. O yüzden net bir şey demiyorum. Ben basit bir şekilde çizdim. Onu sadece katmanlaştırarak daha gerçekçi kılmaya çalıştım. Şöyle bir lastikle sadece bacaktan geçen yaklaşık olarak şurada yanda duracak. Şekil olarak hani oluşu bu olacak. Şimdilik elimde o şekilde bir bacaklı manken olmadığı için böyle gösteriyorum. Bunlar da bana göre yapılmadığı için şimdi geçirmeye kalkarsam zorlanır, yırtılır vesaire bilmem ne gerek yok diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili görüşleriniz varsa lütfen bana bildirin. Şöyle yapabilirdim, böyle yapabilirdim ya da ben yaparsam böyle yaparım. Yaptıysanız bir şeyler onları da fotoğraflarını görmek isterim. Bana anlatabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Ayrıca bir şey daha belirtmek istiyorum. Özellikle bu Instagram account'u olan arkadaşları ilgilendiriyor. Onlara daha çok söylemem. Instagram'da Nightwing Fan DC aşağıya gene açıklamalar kısmına linkini de vereceğim. İsimli bir account var. Kendisi bu süreci baştan sona takip etti diyebilirim. Manevi olarak özellikle yorumlarına çok fazla katkıda bulundu. Kendisine ben buradan öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca böyle bir account'u da sizin bilginize, dikkatinize çekmek istiyorum. Kendisini takip edebilirsiniz. Özellikle Nightwing Dick Grayson hakkında oldukça güzel bilgiler sürekli paylaşıyor. Güncel tutuyor kanalını, hesabını diyeyim daha doğrusu. Instagram hesabını güncel tutuyor. Onu da bir dikkat çekmek istedim. Kendisine de buradan tekrardan teşekkür ederim. Destekleri için özellikle. Evet, gördüğünüz gibi yani bitirdik. Bununla ilgili daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Sizlerden ricam kanalımı takip edin. Çana basın, bildirimleri açın. Aşağıda yorum atın. Beğenmediyseniz bile yorum atın. Sorun değil. Her türlü görüşü açığım, saygılıyım. Tabii ki saygı çerçevesinde kalmak suretiyle lütfen hani bunu bozmadan herkes istediğini yazabilir. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.